Gebe döve konusunda ilk önce şunu söylemek lazım. Çiftliğimizdeki altyapıyı, kabayı maddesini, kaliteyi özellikle ön planda tutmak lazım. Kesime geldiğiniz zaman dediğiniz gibi zarar ettiğini düşünerek şu an süt ineğini kestirenler var. Aslında süt ineğini kesmek şu an için çok doğru bir kavram değil. Ben Hacı Mehmet Kesikbaş. Tarımda Hayat programının bu bölümünde Aksaray Eskil'de bulunan benim çiftliğim süt ve damızlık düve işletmemize konuk oluyoruz. Benim çiftliğim işletmesi gerçek anlamda benim çiftliğim. 2016 yılında serüven olarak televizyona aktardığımız 26 bölüm program dizisiyle siz izleyicilerimizle buluşturduğumuz bu işletme o günden bugüne hayvancılık yapmaya devam ediyor. Biz bu işletmede 3 yıldır resmi anlamda ve kurulduğu günden beri de gerçek anlamda ağrıyız. Yani hastalıktan ağrıyız. Biz bu işletmede tarımsal üretim yapıyoruz. Hayvansal üretim yapıyoruz. Süt hayvancılığı yapıyoruz. Süt hayvancılığıyla birlikte son 1 yıldır yaklaşık damızlık gebe düve piyasaya arz ediyoruz. Benim çiftliğim işletmesi bölgesine rol model olmaya çalışarak, gelişerek büyümeye devam ediyor. Bu programda sizlere veteriner hekim Ali Bey ile birlikte damızlık düve seçimini, gebe düve seçimini anlatacağız. Tarımda Hayat programımız başlıyor. Tarımda Hayat'ta Ali Bey ile beraberiz. Bugün damızlık düve, gebe düve konusunu konuşacağız. Ali Bey merhaba. Merhaba. Ali Bey, sektör olarak zor bir süreç geçiriyoruz aslında. Evet. Biliyorsun, süt hayvancılığı özellikle biz yaklaşık 20 yıldır bu işi yapıyoruz. 2008'den 2007'den beri kısır bir döngüde dönem dönem para kazandırıyor, dönem dönem para kaybettiriyor da kazandırmıyor. Şu an piyasa koşullarından dolayı birçok işletme bırakıyor, hayvanlarını kestiriyor. Birçok işletme de hayvan toplamaya başladı. Şu an bazı işletmeler piyasadan boş düve topluyor ve süreçte bunu gebeleştirip şöyle bir öngörü oluşturdukları için süreçte bu hayvanlar, damızlık hayvanlar çok para edecek diye düşündükleri için düve satışı yapmak amaçlı hayvan topluyorlar. Biz de bu programda sizin uzmanlık alanınız yani gebe düve konusunda sizden bilgi alalım. Estağfurullah. Gebe düve konusunda ilk önce şunu söylemek lazım. Çiftliğimizdeki altyapıyı, kabayı maddesini, kaliteyi özellikle ön planda tutmak lazım. Kesime geldiğiniz zaman dediğiniz gibi zarar ettiğini düşünerek şu an süt ineğini kestirenler var. Aksi halde bundan para kazanıp yani bundan bir gelir elde edeceğini inandığı için de tekrar şu an çiftlik kuranlar var. Hayvan toplayanlar var. Aslında süt ineğini kesmek şu an için çok doğru bir kavram değil. Yani bu süreç dediğiniz gibi dünden bugün olmuş bir şey değil. Türkiye şartlarında hemen hemen 20-25 yılda bir böyle bir sürecin içerisine girebiliyoruz. Kaba yem bulunamayabiliyor, kaliteli yem elde edilemeyebiliyor veya hayvancılıktan ben soğudum yapamıyorum deyip doğru orantılı bir şekilde bakamadığı için hayvanlarını kesime götürebiliyor. Gebe düveye gelecek olursak, gebe düvede ilk önce kendi buzağımızdan yani anne sağlığından başlamamız lazım. Kendi ineğimizin sağlığında kontrollü gelirsek, sağlıklı kaliteli bir buzağı elde edersek bunun ilk 6 aylık, 12 aylık sürecini koruyabilirsek kaliteli bir düveyi zaten kendimiz elde edebiliyoruz. Peki Ali Bey, kendi sürümüzden damızlık elde etmemiz gerekiyor dedin. Düve elde edip bunu süreçte sağlıklı yetiştirmemiz gerekiyor dedin. Bizim aslında ülke olarak handikapımız bu. Biz zamanında ve hala pahalı olmasına rağmen yurt dışından çok yüksek genetiğe sahip farklı ırklarda kombine olsun, süt olsun hayvanları Türkiye'ye getirdik. Biliyorsun inanılmaz miktarda hayvan getirdik. Ve Türkiye'de mevcut koşullarda biz bu sürüleri büyütemedik. Bunun da ana sebeplerinden biri şuydu bana göre. Sektörel olarak içinde olmayan insanlar yatırım yapmıştı. Ve bu insanlar bu işi çok bilmedikleri için şehirlerde ya da sanayideki işlerinin başında çiftlikte olmadan bu işleri yönetemedikleri için de doğal olarak bu sürüler büyümedi. Evet. Bu hayvanlar süreçte kesildi. Yeni doğan hayvanlar da kaliteli yetişmediği için damızlık değeri düştü ve hayvan sayısı da azaldı. Şu anki krizin dışında bu konu bu.
Doğru diyorsun. İşletmenin kaliteli bir düve yetiştirebilmesi için kendi sürüsünden kaliteli damızlıklar elde etmesi gerekiyor. Kaliteli damızlıklar elde etmesinden ziyade çok güzel bir konuya değindiniz. Devlet aslında hayvancılığa teşvik amaçlı İPART kuruluşlarını kurduğunda sektörde yani Türkiye'de hayvancılığın ileri seviyeye taşınmasını istiyordu aslında. Ama işi bilmeyen insanlar, işte biz ortaklaşa bu işi yapabiliriz. İşte devlet kurumlarında çalışan insanlar bu bize gelir elde edebilir. Aslında gelirden ziyade kaliteli bir işletmeye yönelik hareket etmek lazımdı. Biz bunu yapamadık. Biz bunu yapamadığımız için de elimizdeki hiçbir hayvanın şu an kalite değeri kalmadı. Halen daha yurt dışından şu an bize gebe düve geliyor mesela. Halen daha arıyoruz yani. Şu an inanılmaz fiyatlarla hayvan alımı yapıyoruz. Evet. Ama biliyorsunuz sektör şu an ciddi bir kırılma yaşadı. Psikolojik olarak da bana göre bir kırılma yaşadı. O yüzden hayvan sayısı hızlı bir şekilde azalıyor. Bu acı bir konu. Ama bu kriz ortamını da fırsata dönüştürmeye çalışan yatırımcılarımız var. Ve bu da olmalı bana göre. Çünkü bir hayvan boşluğu olacak. Bu boşluğu İllaki. Da mantıklı bir şekilde kaliteli damızlıkla dolduranlar para kazanacak. Yani şu an elinde süt ineğini kestirmeyip kaliteli bir şekilde damızlık elde edebilirse, gebe düvesini kaliteli bir şekilde muhafaza elde edebilirse, gelecek bundan birkaç yıl içerisinde hakikaten süt inekçiliği yapanlar çok güzel paralar kazanacaklar. Kestirenler bu sefer pişman olacaklar. Yani ben de heves kalmadı, kestiriyorum. Niye heves kalmadı? Ahıra girmiyor çünkü. Yani adamı ahıra sokamıyorsun. Kaliteli kaba yemi, adama rasyon hazırladığımız ya da müşterimize biz rasyon hazırlayalım dediğimiz zaman müşteri bize ters tepiyor. Zannediyor ki rasyon sanki yemi yukarıya, maliyeti yukarıya çıkarmak. Aslında değil. Maliyeti orantılı tutup hayvanı orantılı beslemek. Hedef bu. Abi tamam, güzel söylüyorsun da şimdi biz de hayvancılık yapıyoruz biliyorsun. Bir de bizim yaptığımız işlerde ticari bir boyut var. Kaba yem satışta yapıyoruz. Sektör bu sefer hani standart krizler gibi değil, psikolojik olarak da bir kırılma yaşadı. İnan insanlar çiftliklerine gelmek istemiyor artık. Bugün sezonda depona tarlandan koyduğun, atıyorum 1 liraya mal ettiğin yonca şu an 3 liranın üzerinde. Evet. Hesabı, hani kriz anlamında konuşuyorum. Bugün doğru hesapla, yani süt hayvancılığında doğru hesap biliyorsun litre maliyetini hesaplamaktır. Litre maliyeti hesabı yaptığınız zaman bugün ben havuzumdaki silajı 1200 liradan yazıyorum. Depomdaki yoncayı 3,5 liradan yazıyorum. Ve hesaba geldiği zaman para kazanmıyorsun. Tabii bu uzun soluklu bir süreç olunca da işletme sahibi psikolojik olarak da bir kırılma yaşı. Burada yapmakla yapmamak arasında karar vermek zorunda kalıyor. Bu hayvanlar çok kıymetli. Biz bugün kesime gönderdiğimiz, ortalama 20-25 bin bandında kesime gönderdiğimiz hayvanları yarın 40-50 bini alamayacağız. Evet. Toparlayamayacağız. O açıdan da bunun için de yapacağımız bir şey yok biliyorsun. Ya, krizi sadece biz yaşamıyoruz. Yani şu an tüm dünyada aslında hayvancılık sektöründe, her alanda olduğu gibi hayvancılık sektöründe de kriz var. Yani bugün bir Amerika'da çok iyi bir işletmeler kendilerine Türk işletmeci ortaklar aramaya başladılar. Yani biz gezdiğimiz çiftliklerde bunu duyuyoruz şu an. Diyor ki sen yatırımı yap, ben sana buradan hayvan temin edeyim. Hiç olmazsa orada bunun işletmesini, bunun gelişimini orada tamamlayalım. Yani kriz aslında sadece Türkiye'de olan bir şey değil. Doğru diyorsun. Dünyada ciddi oranda bir, genel anlamda bir kriz var. Zaten bizim hani piyasa anlamında bireysel olarak yapacağımız bir şey yok. Bunu sadece programda gündeme taşırız. Peki Ali Bey, kriz döneminde yapılan yatırımlar dedik. Yapılan yatırımlar, işte hesaplar, kitaplar doğru yapılırsa karlı oluyorsunuz evet. Genel olarak. Düve konusuna gelecek olursak, biz sürümüzden kaliteli düveler elde ediyoruz doğumla birlikte. Tabii bunun için de en başta sperma seçimi geliyor. Evet. Buradan başlayalım istersen. Şimdi sperma seçimindeki ilk önce pedigri değerleri çok önemli. Yani işletmemizdeki hayvanın vücut skoruna göre veya hayvanın yapısına göre pedigri değeri olan, yüksek olan, TPI değeri yüksek olan spermalar seçmemiz lazım. Bu işletmede bunu kullandığımız zaman gebe düveyi biz kaliteli bir buzağı elde ettiğimizde bunun ilk 6 aylık sürecini, yani buzağlıktan sütten kesilme sürecine kadar olan kısımda, sütten kesildikten sonra yeme geçişinde bu kaliteyi göz önünde bulundurduğumuz zaman sperm aslında bizim ırklarımızda daha dayanıklı oluyor. Gelişimleri daha kolay oluyor. Ama bizim en büyük sıkıntımız şu. Gebe düveleri 60-70 gün içerisinde kuru döneme çekmemiz gerekirken
Kaba yemle kesif yemi aynı anda kullanmamız gerekirken şu an biz gebe düveye sanki kısır gözüyle bakıp aslında biz onu hiçe sayıyoruz. Böyle de bir spermada da buzağda da sıkıntı yaşamaya başladık. Yani adam diyor ki ben 80 günde kuru döneme çıkardım, bu hayvan kısır. Bu senin geleceğin aslında. Yani orada bir sana bir gelecek var. Tabii hazırlık yapıyor. Tabii kaba yemle kesif yemi 60-70 gün boyunca yani son 60-70 gün kalaya kadar orantılı bir şekilde getirip son 20 gün kalaya kadar da kesif yemi orantılı bir şekilde geriye çekmemiz, kesmemiz lazım. 20 günden sonra hayvan kesif yemi görmemesi lazım. Oradan elde ettiğimiz buzağı mama olabilir. Şu an hayvansal proteinli mamalar çok tercih ediliyor işletmelerde. Burada süt fiyatına da bakmak lazım. Süt fiyatına da bakmak lazım. Sütü kaç liraya satıyorsun? Mamayı kaç liraya alıyorsun? Arada hangisi karlıysa onu yapmak. Şimdi hesaplarına geldiği için şu an mama sütten daha karlı gibi. Çünkü mamaların çeşitleri var biliyorsunuz. 38 liraya mal ettiği mama var. Aynı gün içerisinde iki hayvan 38 lira yiyor. 1 kilo, 8 kilo, 1 kilo şeklinde. 57 liraya da süt içiriyor. 5.70'den hesapladığımız zaman. Bunun başka bir boyutu da ağrılık konusunda yani hastalık konusunda avantaj sağlar mı? Bugün mesela sürüde hastalık varsa süt risk sütten yaratır mı? Sütten geçiyor zaten. Yani immün sistem anne karnında başlıyor aslında bağışıklık. Buzağı anne karnında aldığını eğer sütte de aynı şekilde işte rotokorona dediğimiz, E. coli dediğimiz, coli dediğimiz rahatsızlıklar varsa sütten buzağa daha çabuk geçiyor. Ve sütün kalitesi verdiğiniz kaba yeme, verdiğiniz kesif yeme göre de değişiyor aslında. Yani buzağa tam kaliteli bir sütte inmiyor olabilir. Mamada bir standart var. Mamada bir standart var. Yani bunun bitkisel olanı var. Hayvansal proteinli olanı var. Biz işletmelerde hayvansal proteinli öneriyoruz. Çünkü sütte 90 gün anneyi emmesi lazım veya süt içmesi lazım. Ama mamada 65 günde biz bunu gelişimini tamamlıyoruz. Bağırsak florasını oluşturabiliyoruz. Sindirim sistemi tamamı oluşabiliyor. Peki Ali Bey, doğru bir sperma seçimiyle hayvanlarımız düve de olsa inek de olsa doğum yaptı. Evet. Burada buzağının doğumuyla birlikte kaliteli damızlık düve diyorsak, gebe düve diyorsak aslında olay sıfırdan başlıyor değil mi? Temelden orada, başlıyor. Orada hayvanın aşama aşama bölüm bölüm sağlıklı yetiştirilip herhangi bir hastalığa uğratmadan bu süreci sağlıklı atlatarak işin mutfağına koyduğumuzda kaliteli bir damızlık ortaya çıkıyor. Bu evet. Konuda yetiştiricimize önerilerin ne olur? Biz koruyucu hekimliği öneriyoruz. Özellikle gebe olan annelerde, hayvanlarda koruyucu hekimlik. Şimdi yurt dışına biz çok sık çıktığımız için şöyle bir olayla karşılaşıyoruz. Koruyucu hekimlik %90, kimyasal ilaç dediğimiz %10 şeklinde gidiyor. Yani çok aman aman tedavi edilmeye artık muhtaç olan bir hayvan varsa ilaç öyle uygulanıyor. Koruyucu hekimlik anne karnında başlıyor aslında. Yani hayvanın aşılarıdır, annenin beslenmesidir. Buzağı aldıktan sonra tekrar aşılama sürecidir. Septi serumlarıdır, karma aşılarıdır, ciğer aşılarıdır. Aslında bunları yapsak bizim işletmemizde bir rahatsızlık da olmayacak. Yani bizim bir maliyetimiz de olmayacak. Temelden biz bunu yapamadığımız için belki de kaliteli düve elde edemiyoruz. Kaliteli buzağı elde edemiyoruz. Yani kısaca koruyucu hekimlik... Olmazsa olmaz. Yani rasyonu kontrolü yaptığınız zaman Türkiye'de evet bir kirlilik var bu vitamin mineral konusunda ama kaliteli bir vitamin mineralle destekleyebiliriz. Hayvanların anne karnında immün sistemini bağışıklığını güçlendirmek için kaliteli aşılarla koruyucu hekimlik sağlayabiliriz. Kaliteli buzağı aldıktan sonra sadece buzağı almayla da bitmiyor. Bunun aşamaları başlıyor. Artık buzağı kulübesi. Yani buzağı kulübesinin sağlığı bile hayvanın gelişiminde çok önemli. İşletmenin temizliği hayvanın gelişiminde çok önemli. İşletmenin stres faktörü var olup olmaması hayvan için çok önemli. Veya işletmenin içerisinde çalışan ekipmanların, arkadaşların hayvana yaklaşım tarzları çok önemli. Peki Ali Bey, koruyucu hekimlik önemli, işletme koşulları önemli, işletmedeki stressizlik evet. Önemli. Buzağı kulübesinin hijyeni önemli dedin. Tabii evet. Bu çok önemli. Yeni doğmuş bir buzağı mikrop ve bakteri konusunda, virüs konusunda bol yığınlı bir kulübeye koyarsak tabii ki bu hayvan şimdi başında hastalayacağı için genel kapasitesi küçülecektir. Aynen. Ve kaliteli bir damızlık ortaya çıkmayacak. Gebe düve konusuna gelecek olursak bugün için bunu soralım sana. Biz işletmeci olarak evet.
ya da çiftlik sahibi olarak yani ya da yeni yatırımcı olarak kaliteli gebedüve almak istiyoruz. Bugünkü koşullarda ne yapmamız lazım? Hangi tür işletmelerden almamız lazım? Ya Türkiye'de çeşitli ihracat yapanlar var bu konuda. Hayvan seçimleri yapıyorlar. Ama en büyük özelliklerinden biri, yani en büyük dikkat etmemiz gereken özellik şu. İlk önce hayvanın kan değerlerine bakmamız lazım. Hayvanların soy kütüğüne bakmamız lazım. Yani belirli bir kandan, belirli bir ırktan mı geliyor, melez olarak mı geliyor? Yani hayvanların bu konudaki seceresi dediğimiz o sicil çok önemli. Pedigri kayıtlarına temelden bakmak gerekiyor. Pedigri kayıtlarına temelden bakmak gerekiyor. Yani anne babayla kalmıyor. Bunun içinde dede, onun büyük babasına kadar gidebilir. Biz buna baktığımız zaman aslında hayvanın verim pedigrisini de otomatikman görmüş oluyoruz. Tamam Ali Bey de uzun süreli kayıt tutan işletmelerde pedigri kayıtları var. Evet. Ama bugün piyasadan da hayvan alım satımı çok fazla. Türkiye'de pedigri anlamında belli başlı işletmelerin dışında pedigri kayıtları yok biliyorsun. Yok. O yüzden maalesef. Hani Türkiye'de bu şartları oluşturmak çok zor. Şu an ithal hayvan konusuna da gelecek olursak çok pahalı. Yani Türkiye piyasasına göre şu an zaten hayvan ithal etmek çok mantıklı gelmiyor. Yani elimizdeki var olanlar kaliteyi yakalayabilirsek ne âlâ. Ama şu an Türkiye'de ben gideyim ithalat yapayım tekrar bir işletme kurayım. Yani şu an en büyük zararın içerisine girebilecek olanlardan biridir bunu düşünen. Bu mantıklı değil. Değil değil. Çünkü elimizdeki kabayım yani kendiniz biliyorsunuz bu işin içindesiniz. Kabayımın maliyetini daha hani siz söylediniz. Silajın maliyeti, yoncanın maliyeti. Sadece kabayım değil ki yeni sezonla alakalı kabayım sezonu açılmadı daha biliyorsun. Evet. Yeni fiyatlar yüksek olacak. Çiftçinin tarlada üretim maliyeti yüksek. Şöyle bir handikap var Ali Bey bu konuya girmişken. Konu dışı ama bunu söylemek önemli. Biliyorsun tarımsal anlamda girdiler kat kat yükseldi. Bugün geçen sene aldığımız mazot, işte gübre, tohum fiyatları inanın %300-400 oranında artış gösterdi. Evet. Burada üretici, çiftçi yani ürünle alakalı önüne seçenekler koyuyor. Bugün İç Anadolu'ya baktığın zaman yonca yetiştiricisi mevcuttaki yoncasıyla şeker pancarını silajlık mısır, danelik mısır kıyaslıyor. Genelde bitki yapısı, bitki örtüsü bu şekilde biliyorsun ve hububatı kıyaslıyor. Hububat ekimleri zaten olan oldu, olmayan da şu an arazilerde baharlık ürünler ekilecek. Çiftçi, hububat fiyatları artık biliyorsun yabancı para gibi oldu. Yani bugün dünyadaki hububat fiyatları Türkiye'de de geçerli. Bugün yurt dışındaki mısır arpa fiyatı neyse Türkiye'deki iç piyasadaki mısır arpa fiyatı da hatta navluyu, nakliyi de dahil ettiğin zaman belki onlardan daha fazla. Nakliye ile birlikte çiftçi bu fiyata satabiliyor. Lisans depolarda burada çiftçinin avantajını artırdı. Çiftçi kar hesaplamaya baktığı zaman, ürün kıyaslaması yaptığı zaman bugün yoncasını söküyor. Evet. Silajlık mısır ekmiyor. Şeker pancarından geri duruyor. O sebeple şeker fabrikaları pancar fiyatlarını artırdı. Şu an zorla sözleşme yapıyor. Yani fiyat artırarak çiftçiyi cezbettirerek sözleşme yapmaya çalışıyor. Bu da doğal olarak bu sene kabayan fiyatlarını tetikleyecek. Bununla birlikte hububat fiyatlarındaki artıştan dolayı da kesifin fiyatları da tavan yapacak. Bu sebeple zor bir süreç geçireceğiz. Üreticiyi bekliyor. Evet. Ayakta kalabilen, dayanan, doğru anlamda yatırım yapan para kazanacak. Para kazanacak. Para kazanmasından yani para kazanmaya kazanır. Benim asıl hedeflediğim şu yani biz bunları konuşurken süt konseyi olsun işte devletin belirli yönetim şekillerindeki kadro sahiplerindeki oturan memur beyler işte yöneticiler olsun. Aslında bu konuyu sürekli konuşuyorlar. Yani biz süt inekçiliğini kaybediyoruz. Ben son 6 aydır beni yetiştiren hocalarımdan dahi duyduğum bu. Bitiyoruz. Süt inekçiliği bitiyor. Ne yapacağız? Dediğiniz gibi elimizdekiyle ne kadar muhafaza edebiliriz? Elimizdekiyle ne kadar bu zor şartları geçebiliriz ona bakacağız şu an. Yani bu sadece kaba yemden kesif yemden kalmıyor. İşte gübre arttı. Mazot arttı dediğiniz gibi. Yani yem karma içeriye girdiği zaman illaki traktör mazot yakıyor. Her şeyden maliyetle bize bindirecek. Ya işletmeciyiz Ali Bey, işletmeciyiz. İnan şu an var ya düşük olan mazot giderimiz ana giderler gibi olmaya başladı. Evet. Biz bu işletmede hayvan sayısını düşürdük. İki fıçı mazot yakıyoruz burada. O da
çalışanlar maaş kadar bir şey sağlıyor. Hani bir para çıkarıyor OTTÜ. Bir gider sağlıyor. Tabii tabii, ciddi anlamda gider kalemi oluşturmaya başladı. Keza elektrik. O sebeple süreç zor ama ayakta kalmak lazım. Bizim buradaki hedefimiz bireysel olarak, hani işletmeci olarak, evet, burada benim çiftliğim işletmesi olarak biz damızlık üretimi alanına kayıyoruz şu an. Ve Türkiye bu süreçte kaliteli, hastalıktan ağrıyı, evet, ve ırk anlamında seçenekleri sunarak kaliteli damızlık düve tedariği sağlayacağız. Düve seçiminde ağrilik önemli dedik. Dilersen buradan başlayalım. Sürü yapacaksak, değil mi? Evet. Sürü yapacaksak ağrı olmayan bir hayvanla başlamak risk yaratır. Evet. Bu konuda ne öneriyorsun? Bu konuda önermemiz gerekenlerden biri şu: ilk önce işletmecileri, yani işletme sahiplerini, işletmelerine ağrilik testini muhakkak yaptırmaları. Yani bu konuda korkmamaları lazım aslında. Yani ağrilik geliyor, işletmem karantinaya alınır. Değil. Yani tamam, istemeyiz, bir brusella'dır, bir tüberkülozdur. Bizleri tedirgin eder bir işletmede. Ama biz böyle bir şey varsa bunu gördüğümüz zaman önlemini almamız daha kolay olur. Yani Türkiye'deki hiçbir işletmede, az önce konuşmamızda da dedik ya, pedigriyi tutamıyoruz daha. Yani ağrı işletmeye geçmemizin bizim çok imkansız gibi görüyoruz artık Türkiye'de. Çok imkansız değil aslında. Biz mesela ağrıyız. 3 yıldır resmi olarak ağrı bir işletmeyiz. Özünden beri de ağrı, evet, bir işletmeyiz. Burada bana göre şuna dikkat etmek gerekiyor. Biyogüvenlik, giriş çıkış ve İşletmeyi yaparken mevcut işletmelerden uzak, ağrılık konusunda avantajlı bir bölgede işletmeyi yapmak işletmenin ağrı olmasına yetiyor. Ve hayvan alımı konusunda, evet, çok dikkat, düve seçimi konusunda ağrı olan işletmelerden hayvan almak daha mantıklı. Yani mantıklı. İşletmene ağrı olan, atıyorum, ne dediniz? Biz ağrı bir işletmeyiz. Sizin gibi benim baktığım işletmeler var ağrı olan. Adamlar gebe düve satışını yaparlarken karşı taraf almaya geldiğinde benim işletmem ağrıyı ona göre diye geliyor. Yani adam bu kaliteyi de göz önünde tutarak, tabii, geliyor. Tabii tabii, katma değeri de oluşturuyor. Katma değeri de oluşturuyor. Bugün standart bir işletmenin hayvan satışıyla ağrı olan bir işletmenin hayvan satışı arasında farklar oluşuyor. Evet. Ya işletmelerde ağrılığı alabilmemiz için, yani bizim süt sağım ekipmanlarından, çiftlik ekipmanlarından bile aslında dezenfekte yönüne özel önem vermeliyiz. Yani sütçü geldiği zaman paldır küldür işletmeye girmemeli. Veya bir başkası geldiği zaman işletmeye çok rahat bir şekilde girmemeli. Yani biz veterinerlik yaparken sizin işletmenizden çıktığımız zaman bir başka işletmeye girerken tedirgin gireriz. Yani kendimizi koruyabileceğimiz kadar veya işletmenin dezenfektan alanlarını kullanabileceğimiz kadar tercih ederiz. Çünkü ne olacağını bilemiyoruz. Yani ağrı bir işletmeden çıkmıyorsun. Ağrı değil işletme ama ağrı bir işletmeye giriyorsun. Bu da risk içeriyor tabii aslında. Tabii tabii. Biyogüvenlik açısından. Biyogüvenlik açısından bu, çok önemli. Bu kurallara riayet etmek gerekiyor. Yani yurt dışından gelenler, evet, bu konuda çok sağlam. Yani ağrı olarak giriyorlar. Ama yurt dışından Türkiye'ye girdiği zaman adamın işletmesi ağrı değil. Gelen hayvan ağrılığını da yitiriyor. Yurt dışı da risk aslında Ali Bey. Ya. Geçmişte biliyorsun Alman brusellası gibi. Evet. Schmallenberg miydi? Neydi? Öyle bir hastalık vardı. Biz 96 o tür hastalıklarda girdi Türkiye'ye. 96 ve 99 sezonlar arasında ben de hayvancı kökenli bir ailenin çocuğu. 96-99'da simenterleri getirdiklerinde hayvanların hepsi şaplı geldiydi bize. Yani biz tabak hastalığı, halk arasında tabak hastalığı dediğimiz hastalığı daha tırlardan indirirken görmeye başladıydık. Yani o dönem, ama o dönemin tabii o seçicileri, yani yurt dışına gittiği zaman ben hayvan seçmeye değil de gezmeye gidiyorum dedikleri için çok önemsemediler. Ha, şu an Türkiye'deki en büyük özelliklerden biri yurt dışından mal getirdiğimiz zaman karantina sürecinde tutabiliyoruz. Ve orada ağrılığını aslında tespit edebiliyoruz. Ha, kaçak geçiyor mu? Geçiyor. Yani bunu her devirde yaşıyoruz. Yani. Ama işletmemiz ağrı değilse getirdiğimiz hayvanın da bir kalitesi kalmıyor. Ağrı hayvan getirsek de kalitesi kalmıyor. Çok doğru. Hastalıktan ağrı olan bir işletmeye de ağrı olmayan bir hayvan ya da testsiz bir hayvan sokmak da çok büyük risk yaratıyor Ali Bey. Şu konuya da değinelim. Bu da çok önemli. Program başında da değindik aslında. Biz Türkiye'de kaliteli damızlıkları çoğaltamadık. Evet. Bu işletmeleri büyütemedik. Aslında büyütmemiz lazımdı ve şu an Türkiye'nin damızlık kalitesi olarak dünyada çok önemli ülkelerden biri olması gerekiyordu. Ağrılık konusuna gelecek olursak bunu oraya bağlayacağım. Biliyorsun ağrılık konusunda özellikle brusella ve tüberküloza bakılıyor. Brusella olan bir işletmede sürüyü çoğaltmak
neredeyse imkansız. Bu açıdan riskli da... de zaten yani hayvan gebe atıyor, abort. Brüsel'le varsa hemen anında belli ediyor. Riskli de yani bunun üstüne gitmek veya bunu aman benim işletmem karantinaya alınmasın, aman ben zarara uğramayayım. Tamam, kendini düşünüyorsun ama senin işletmenden mal çıkabilir veya yan komşuna senin işletmenden o hastalık sirayet edebilir. Yani buna da dikkat etmiyoruz. Yani biz hep kendimizi düşündüğümüz için bu tür konularda ya işte kimse bilmiyor. Çoğu işletmelere girdiğimiz zaman biz bunlarla çok karşılaşmaya başladık son dönemlerde. Rasyon hazırlıyorum ben özellikle. Yem katkı uygulaması yapıyorum. Hayvanda gelişimi görmediğim zaman diyorum ki bir metabolik kan değerine bakmak istiyorum. Bir kan alayım diyorum. Aman hocam resmiyete sokma. Ya resmiyete mecbur sokacağım. Yani ben gayri resmi yapamam ki bu işi. Neden korkuyorsun dediğin zaman ya hocam işte benim kurbanda tüberküloz çıktı da bir iki hayvanda. Hemen açıklaması arkasından zaten hazır bir şekilde geliyor. Bu işletmelerden de korkmaya başladık artık yani. Bu işletmeler aslında çok fazla şu an Türkiye'de. Yani biz bunu dile getirsek belki de gündem olur ama yani bu tür işletmeler şu an Türkiye'de çok fazla. Dikkat yok. Ezbere işletmecilik. Yok yani. Yok. Yani Türkiye'de dikkat de yok. Bunu sağlayabilmek de zor. Biraz da kontrol mercilerimizde sıkıntımız var. Yani, aslında bu şeyle de alakalı Ali Bey ya. Bu kişinin bireysel olarak kendiyle de alakalı. Evet. Bu insan titizse, işletmeci titizse ve sürüsünü ciddi anlamda üretmek, çoğaltmak ve buna katma değer oluşturmak istiyorsa buna dikkat ediyor. Şu günümüzde bölgesel olarak da konuşuyorum. Birçok işletme biliyorsun ağırlık belgesini alıyor. Evet. Ve bu sürece giriyor. Bu çok önemli. Peki Ali Bey, bizim hayvan seçimlerinde düve dedik, damızlık düve dedik, gebe düve dedik. Dikkat etmemiz gereken kriterler ne? Bugün gebe bir düvede biz neler dikkat etmemiz gerekiyor? İlk önce dediğim gibi gebe düve eğer işletmemizi alacaksak geçmişine bakmamız lazım. Az önce de konuştuk. Geçmişi çok önemli. Yani kan değeri, kan soy kütüğü dediğimiz soyuna bir bakmamız lazım. Onun haricinde cida yüksekliği dediğimiz gebe düvenin belirli bir orantıda yüksekliği olması lazım. Bunu ön planda tutmamız lazım. Vücut skoru dediğimiz yani çatı aralığı dediğimiz çatı aralığına çok dikkat etmemiz lazım. Çünkü öyle gebe düveler var ki hayvan kolay doğum yapması gerekirken ilk gebe kaldığı dönemde kolay doğum, kolay sperma kullanmamız gerekirken çok zor mesela spermalar kullanan işletmeler var. Veya veteriner hatalarımız var. İşletme hatalarımız var. Çatı aralığına o yüzden çok dikkat ederiz. Ayak bacak puanına, meme puanına diye baktığımız zaman bunlara çok dikkat etmemiz lazım. Zaten kaliteli bir gebe düvenin vücut sağırı dediğimiz işte cida yüksekliği veya çatı genişliği dediğimiz oranına baktığımız zaman gebenin ne kadar kaliteli olduğunu görebiliriz. Bir de gebe düveyi almadan önce işletmelere benim en büyük tavsiyem şu. 400 kilonun üstüne yani çıktıysa işte biz 400 kilonun üstüne çıkmayı öneririz. Ama deriz ki 550 kiloyu da geçirmeyin gebe düvede. Niye? 400 kiloyu çıkarmamızdaki sebep hayvanın süt verimini. Vücut ağırlığına göre endekslediğimiz zaman 10 litre, 18 litre bize daha fazla verilmesini sağlamak isteriz. Aslında burada şöyle bir ayrım yapalım mı Ali Bey? Burada siz özellikle şeyi vurgulamaya çalışıyorsunuz anladığım kadarıyla. Hayvan etli olması değil de geç tohumlanmış, aynen erken yani. Tohumlanmamış. Hani fiziksel olarak tohumlanma yaşına ulaşmış bir hayvanın. Ulaşmış bir hayvanı tercih etmemiz lazım. Tohumlandığı zaman yani gebe bırakıldığı zaman satış döneminde dediğiniz gibi ideal kilolara gelmiş olması gerekiyor. Evet. Düşük kilolardaysa bu hayvan almayalım. Yani biz 7 aylık bir hayvana eğer gebe bıraktıysak ve biz bunu satıyorsak veya almaya gittiysek 7 aylık bir gebeyi almayalım. Çünkü bunda laktasyon ömrü dediğimiz atıyorum bir inekte Türkiye şartlarında 7 laktasyon olması gerekirken eğer biz bunu 4 laktasyona düşürürsek bu bizim işletmemizin zararıdır. Biz deriz ki 13-16 aylık hayvanları gebe bırakın. Yani 13-16 aylık dönemine ulaşsın. Vücut ağırlığı, canlı ağırlığını eşit mesafeye getirsin. Ondan sonra gebe bırakalım. Daha erken gebeleri işletmemize sokmanın hiçbir mantığı yok aslında. Yok, hatta bana göre 13-14 ay bile erken. Erken. Geç tohumlanan hayvanlar. Tabii çok geç değil. Bu ırklara göre değişiklik gösteriyor. Mesela bizim buradaki gözlenmiş şu işletmeci olarak. Simmental ırkında mesela geç dönem tohumlama risk yaratabiliyor. Evet. Tutma ya da hiç kızgınlığa gelme problemi oluyor hayvan etlendiği için. Bu da
bu konuya da dikkat etmek lazım. Bir de gebe düveyi yağlandırmamamız lazım. Yani hayvanı halk dilinde ya benim hayvanım yumurta gibi oldu bak değil. Yani bizim hayvanımızın yumurta gibi olmasının bize bir özelliği yok. Bizim hayvanımızın vücut canlı ağırlığının hayvanın vücut bazına göre endeksi olması lazım. Ayına, yaşına göre endeksi olması lazım canlı ağırlığı. Yağlandırdığımız zaman emin olun hayvandan buzağı alsak bile hayvanı biz tohumlayamıyoruz. Kızgınlığa getiremiyoruz. Süt verimini elde edemiyoruz. Bu sefer memede sorunlar başlıyor. Bu sefer rahimde kistler görmeye başlıyoruz yumurtalıklarda. Ondan sonra da işte niye hayvanım tohumlamıyor? Yağlandırıyoruz hayvanı. Yani bakımı dedim ya, gebedüvede en büyük bakımı aslında bizim dikkat etmemiz gereken hayvanı kısır diye alıp kenara atmamak. Kaba yemini, kesef yemini orantılı vermek, rasyonunu doğru yapmak. Doğru yapıp yağlandırmadan biz bu hayvanı nasıl sağlıklı bir şekilde gebe bırakırız veya biz bunu nasıl buzağlatırız onun derdine düşmemiz lazım. İşletmecileri de şöyle diyecek, işletme koşulları, giderler çok fazla olduğu için işletmecileri dediğin gibi sağlamayan hayvanları düşük maliyetle, kalitesiz yemlerle beslemeye çalışıyor. Bu da doğal olarak olumsuz bir sonuç ortaya çıkarıyor. Ama o da bizim geleceğimizi engelliyor. Tabii geleceğimiz. İşletmenin geleceğini engelliyor. Yani. O zaman şöyle diyelim Ali Bey. Bugün bu koşullarda kaliteli damızlık bir düve yetiştirmek için ortalama bugün bizim atıyorum yani 3 kilogram civarında biz işletmemizde olanı konuşuyorum. Bizim sağlıklı güzel bir düve yetiştirmemiz için yaklaşık biz rasyonumuzda 3-3,5 kilogram düve yemi veriyoruz. Evet. 6 kilogram civarında silaj veriyoruz. 1,5 kilogram civarında yonca veriyoruz. Ve saman veriyoruz biliyorsun. Ve içerik veriyoruz yani premix içeriği de veriyoruz. Hayvanlar parlasın, güzel görünsün diye. Böyle olmazsa kaliteli bir düve ortaya çıkmıyor. Çıkmaz. Ve şu koşullarda da birçok işletmeci bunu yapamıyor. Aslında hani... yapamıyor mu, yapmak istemiyorum. Biraz da bunu da düşünmek lazım Mehmet Bey. Yani siz de aynı işletmecisiniz. İşletme kendi çarkıyla dönen bir yapısı varsa işletmeciler yapamıyor aslında, zorlanıyor şu an. Çünkü sütten aldığıyla para kazanamadığı için buradan aldığını buradaki kısır malına yani düvesine, kuru dönemdeki hayvanına ya da danasına yediremiyor. Evet. O kısmı da düşük yemle besliyor. Biz bunun için de çözüm buluyoruz. Böyle işletmelere gittiğimiz zaman özellikle rasyonuna bakıyoruz. Diyoruz ki bize bir rasyonunuzu verir misiniz? Yani zaten hayvan süt vermiyor, hayvan zayıflıyor. Ben buna yem veriyorum, fenli yem. Sadece fenli yem de yeterli değil. Silaj veriyor, silaj da yeterli. Yani verdiğimizin aslında analizini de yapmamaya başladık. Verdiğimiz kaba yemin analizi bizde hiç yok şu an. Yani biz Tarım İl Müdürlüklerinde veya gıda kontrollerine baktığımız zaman hiç böyle bir talep görmüyoruz. Ben kendim baktığım işletmelerde, siz de biliyorsunuz, sizin işletmenize de ben bakıyorum. Ben geldiğim zaman mesela yeminizin analizini soruyorum. Veya kaba yeminizin protein değerini, nişasta değerini, metabolik değerini size soruyorum. Siz diyorsunuz ki analiz yaptırıyoruz. Paket silajı herkes satıyor. Herkes bir yerlerden temin edebiliyor ama kalitesi hiç ön planda tutulmuyor. Tabii yani biz şahsi olarak sınıflandırma ticari anlamda da yapıyoruz. Çiftlikte de biz elimizdeki kaba yemleri, mısır silajını, yoncayı ve kullanıyorsak başka kaba yemleri analiz yapıp rasyona o şekilde koyarak evet. Doğru bir rasyon yani yemek hazırlamaya çalışıyoruz. Sonucunda alıyorsunuz. Peki Ali Bey, programımızın da Tarımda Hayat programında son kısmına geldik bu bölümü. Toparlayacak olursak gebe düveyle alakalı bize neler söyleyebilirsin son olarak? Gebe düveyle alakalı söylemek istediğim son olarak şudur. İlk önce anne gebe ise ve biz bunu buzağısını alacaksak kendi işletmemizden gebe düveyi yaratmaya bakalım. Dışarıdan temin etmekten ziyade kendi işletmemize nasıl kaliteli bir gebe düve temin edebiliriz? Bunun yoluna bakmamız lazım. Bunun için de en büyük kriter, en önemli kriter ahirlik uzmanı. Ahirlik uzmanı. Yani ahirlik, biz korkmayalım. Çağıralım gelsinler, baksınlar. İşletmemizde de bir hastalık varsa bunu da biz de görelim. Ve biz bunu düzeltmenin yoluna gidelim. Ahirliği aldığımız zaman bizim işletmemizin zaten kalite değeri de yükseliyor. Otomatikman satış değeri de yükseliyor. Verim değeri de yükseliyor. Yani işletmen artık nasıl diyeyim? Değer kaybetmiyor da yani insanların gözünde şu işletme denilecek referans olarak bir işletme oluyor. Size gelen müşteriler niye geliyor? Ayrı işletmesiniz. Kaliteli gibi bakıyorsunuz.
Tabii tabii. Yani ailelik olduğu için, pedigri olduğu için, pedigriniz ve hayvanlar var, sağlıklı yetiştirildiği için tercih ediliyoruz. Çok teşekkür biz ediyorum teşekkür Ali Bey. Ediyoruz. Tarımda Hayat programının bu bölümünde Aksaray Eskil'de bulunan Benim Çiftliğim Süt ve Damızlık Düve İşletmesi'ne konuk olduk. Yani kendi işletmemize konuk olduk. Veteriner hekim Ali Bey bize kaliteli damızlık düve seçimi konusunda bilgiler verdi. Tarımda Hayat programı devam ediyor. Başka bir tarlada, başka bir çiftlikte, başka bir bölümde sizlerle görüşmek üzere. Hoşçakalın.